Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. Ne menem bir şey bes sistemimize, video serimize bu haftada aslında pek bir değişiklik olmadan ikinci ayı doldurduk değil mi? İkinci aya girmiş bulunmaktayız. Bir buçuk ayı geçirmiş bulunmaktayız. Pek bir değişiklik olmadan devam ediyoruz desek yeridir. Şimdi biz ilk başladığımızda 5.000 lira ek katkı payı ödemiştik. Sonradan bu ayın 10'u itibariyle hem kendi İş Bankası BES sistemime hem de eşim için yatırdığım Garanti Bankası BES sistemine 1.000'er TL yatırmış bulunmaktayım. İş Bankası'nda İş Bankası iştiraki fonunu, Garanti Bankası'nda Garanti Bankası'nın kendi hisse senedi fonunu kullanıyorum. Geldiğimiz noktada ikisini bir karşılaştıralım dedik arkadaşlar. Şimdi şu bizim az önce ekran görüntüsünü aldığım İş Bankası iştiraki fonu ile birikim yaptığım 6.000 liraya ulaştığımız İş Bankası'ndaki Anadolu Hayat Emeklilik BES sistemimiz arkadaşlar 6.092 TL'ye ulaşmışız. Buna ekstradan bir de 42 TL'lik maksi puan aktarmıştım. O da anlaşılan ki şuradaki bakın görüyorsunuz kesinti diyor. Kesintiye gitmiş. Onu hala anlamış değilim. Birkaç hafta geçsin onu da anlarız. Bir de arkadaşlar halen devlet katkısı bize yansımış değil. 1,5 ay geçti. Bakın başlangıç tarihimiz 2. ayın 1'i. 3. ayın 16'sındayız biz. 1,5 ay geçti. Halen devlet katkısını göremiyoruz şurada. Yani şurada 1.700-1.800 lira bir para görmemiz lazım. Göremiyoruz. Olsun. Gelecektir. 6.042 olan birikimimiz 6.092 olmuş. Onu da yazalım şöyle. İş Bankası iştiraki fonunu kullanıyoruz. Fon getirisi getiri toplamı 50 TL demiş ama yani ben tam olarak anladım desem yalan olur. 50 TL desek katkı payımız 1.000 TL. Şu 92 TL'nin 42 TL'si bizim maksi puandan gelmişti. Kesinti diye yazıyor ama kesinti hala gerçekleşmemiş diye de görünüyor. Şimdi şurası da bizim hatta şöyle alayım. Şunu bu tarafa alayım. Şu Garanti Bankası'nda eşim için birikim yaptığım BES sistemi. Onda da aynı şekilde 6.000 lira ödemişiz. Ama gelin görün ki Garanti Bankası'nın kendi hisse senedi fonunda ne yazık ki -8 TL zarara geçmişiz. Burada İş Bankası iştirakinde 50 TL kârdayız arkadaşlar. Şimdi mutlaka onun farkı vardır. Bizimkinin farkı vardır. Onda biriktirdiğimiz fon G. Şuraya da yazalım. G. Hisse senedi fonu garanti hisse senedi fonu HSF diyelim. Unutmayalım. İş Bankası'nda İş Bankası iştiraki hisse senedi fonunu takip ediyoruz ve onu biriktiriyoruz. Onu seçtik. Şimdilik sadece. Hani birçok kişi bakıyorum ben YouTube'dan, Twitter'dan işte bütün portföyünü 5'e bölmüş, 10'a bölmüş. Fonlara dağıtmış. Yani zaten 6.000 liralık bir birikimimiz var. Bunun dağıtım yapmaya bence pek gerek yok. Önümüzdeki günlerde de hisse senetlerinde borsamızda bir yükseliş beklentisi içinde olduğumuz için bence kalabilir. Hangi fon olduğu önemli değil. Yeter ki bir hisse senedi fonu olsun. Koç grubu diyorsunuz. İş Bankası grubu diyorsunuz. Hisse senedi fonu, Garanti Bankası'nın hisse senedi fonu bunlar yani bence iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Ne menen bir şey BES portföyümüz. Sadece bu hafta şöyle bir karşılaştırma yapalım dedik. Hem İş Bankası'yla hem Garanti Bankası'nın İş Bankası iştiraki fonu bir tık daha önde gibi görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin fonlarınız nasıl? Yani bu şekil en azından birbirimize pas atarak ya bak bu öyle değildi, şu şöyle değildi diye yorumlarda paylaşırsanız da sevinirim. En azından ben de bilgi sahibi olayım. En azından şu kesinti nedir, ne kadar sürecek, İşte her ay bu devam edecek mi? Sayın Mescioğlu Twitter'da yazmıştı sanırım. Her ay 170 TL'lik bir kesinti mi varmış? Yani emin değilim o konuda hala. Biraz zaman geçsin. Bunları zaten kendimiz göre göre öğreneceğiz. Nasıl bir kesinti olacak? Neye göre kesinti olacak? İlk 3 yıl mı? İlk 5 yıl mı kesinti olacak? Bu uzun soluklu bir macera arkadaşlar. Öyle heyecan yapmaya, aman benim 10 bin liram gitti, aman benim 5 bin liram gitti, aman benim 40 liram gitti demeye bence gerek yok. Biraz sakin olacağız. Birikim yapmaya devam edeceğiz. Yani nereden başlamak önemli.
Bir başladık mı zaten yolun yarısı bitmiştir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Umuyoruz da güzel sonuçlara ulaşacağız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.